Özgürlük Anıtı, yani yukarıdaki resim, Amerika'da Liberty adasında bulunan çok büyük bir heykel. Heykelin yüksekliği 151 feet. Yani buradan buraya kadar olan yükseklik 151 feet. 15 katlı bir bina gibi de düşünebilirsiniz. Bu arada feet uzunluk birimini de hatırlayalım. 1 foot 30,48 santimetreye eşit. Bu uzunluk biriminin geçmişi antik dönem Romalı askerlerin bir adımının uzunluğuna dayanıyor. Neyse, sorumuza geri dönelim. Yerden meşaleye kadar olan yükseklik ise 305 feet'tir. Yani buradan buraya kadar olan yükseklik. 305 ve 151 arasındaki farkın mutlak değeri nedir? Yani 151'i 305'ten çıkarmamız gerekiyor. Bu işlemi akıldan yapabiliyor muyuz? Bir bakalım. 300'den 150'yi çıkarsak 150 kalır. 5'ten 1'i çıkarırsak da 4 kalır. 150 artı 4 eşittir 154. Veya hesap makinesi kullanarak da sonucu bulabilirsiniz. 305 eksi 151 eşittir 154. Aklımızdan yaptığımızda da zaten bu sonuca ulaşmıştık. Demek ki cevabımız doğruymuş. Soruda bize mutlak değer sorulmuş. Mutlak değeri sıfırdan olan uzaklık olarak düşünebilirsiniz. Artı 154'ün sıfıra olan uzaklığı 154'tür. Eğer sayımız eksi 154 olsaydı, mutlak değeri yine 154 olurdu. Eksi veya artı olması fark etmiyor. Mutlak değer sıfıra olan uzaklık olduğu için sonuç artı oluyor. Cevabımız 154. Yazarak kontrol edelim. Evet. Şimdi başka bir soruya geçelim. Amerika'daki bir arabanın ağırlığı ortalama olarak 4000 pound'tur. Ankylosaurus dinozorunun, yani yukarıdaki çizimdeki arkadaşın ağırlığının 13.000 pound olduğu düşünülmektedir. Bu iki ağırlık arasındaki farkın mutlak değeri nedir? Pound neydi onu da bir hatırlayalım. Bir ağırlık ölçüsü. Bir pound yaklaşık olarak 453 gram, 453 gram, yani yarım kilo olarak düşünebilirsiniz. Bu iki ağırlık arasındaki farkı bulmak için büyük olandan küçük olanı çıkarabiliriz. 13.000'den 4.000'i çıkarırsak, aradaki fark 9.000. 9.000'in mutlak değeri de yine 9.000. Tabii diğer yönden de düşünebilirsiniz. 4.000'den 13.000'de çıkarabilirdiniz ve bu sefer de eksi 9.000 sonucuna ulaşırdınız. Eksi 9.000'in mutlak değeri de yine 9.000'dir. Bunların ikisinin arasındaki mutlak fark soruluyor. Hangisini diğerinden çıkarttığınız önemli değil, zira farkın mutlak değerini arıyoruz. 9.000 ve gülen yüz. Güzel. Başka bir örnek daha yapalım. Panama Kanalı, Panama'nın ortasından geçip Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birleştiriyor. Evet, çok güzel. Matematiğin dışında başka şeyler de öğreniyoruz. Fransa, kanalın yapımına 1881 yılında başlamış ve Fransızların inşaatı bırakmasının ardından kanal inşaatını 1914 yılında Amerika tamamlamış. Panama Kanalı inşaatının başladığı yılla tamamlandığı yıl arasındaki farkın mutlak değeri nedir? Bunu farklı şekillerde yapabiliriz. Hesap makinamızı kullanalım. 1914 eksi 1881 diyebiliriz. Sonuç 33 yıl, 33 yıl. 33 yılın mutlak değeri de yine 33 yıl. Veya 1881'den 1914'ü çıkarabiliriz. Mutlak değer alacağımız için hangisini hangisinden çıkardığımız fark etmiyor. 1881'den 1914'ü çıkarırsak, sonuç eksi 33. Bu sayıların her ikisinde mutlak değeri aynı. Çünkü hem pozitif 33'ün hem de negatif 33'ün sıfırdan uzaklığı 33. Her ikisinde mutlak değeri 33. Yani Panama Kanalı'nın inşaatının başlangıcı ile bitişi arasındaki farkın mutlak değeri 33 yıl. Evet, bu gülen yüzle bu videomuzda burada bitirelim. Hoşça kalın.